Türkiye Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç, Almanya'da Umut Yıldızı Derneği'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Gençlik Dairesi mağduru ailelerle bir araya gelen Yurtnaç, Umut Yıldızı Derneği'nin çalışmalarını takdir ettiklerini ve desteklediklerini bildirdi. Gençlik daireleri tarafından haksız yere himaye altına alınan çocuklarla ilgili konunun takipçisi olduklarını belirten Yurtnaç, mağdur ailelerin sorunlarını dinledi. Asıl iş bizim şu anda bu çocuklarımızın kurtarılmasıdır. Bu çocuklarımızla ilgili sizler, Kamil Bey bana beni gece gündüz arar, işte şu çocuğumuz şöyle oldu, böyle oldu. Ben bunlardan cidden yaptığınız çalışmalardan gurur duyuyorum, tebrik ediyorum. Bu küçük gönüllü birliktelikler daha büyük çalışmalara destek olacaktır, altyapı olacaktır, temel olacaktır. Bizim maddi manevi her türlü kurum olarak, devlet olarak sizin yanınızdayız. Çalışan arkadaşlarımızla beraber. İnşallah hayırlı sonuçlar, başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Jugendamt bizden iki tane koruyucu aile istedi Türk çocuğu için. Yaptığımız bir network ağıyla kısa zamanda onu halledip şey yapabildik. Bu konuda Nürnberg'den gene demek istediğim birçok gençlik dairesi bu konuda bize müracaat etmeye başladı. Biz bunları konsolosluklarımız ve büyükelçiliğimizden de paylaşıyoruz. Bu da çok güzel bir gelişme bizim açımızdan. Yani artık pozitif gelişmelere imza atıyoruz. Sanırım bu önümüzdeki süreçte çok daha güzel gelişmeler olacak. Umut Yıldızı Derneği'nin çalışmalarını takdir ettiğini belirten Yurtnaç, devlet olarak maddi manevi bu çalışmaların yanında olduklarını belirtti. Bu hareketin küçük bir hareketle başladığını ve çok daha böyle deri yattığımız taş misali halka halka büyüyeceğini şey yapıyorum. Bunu artık Türkiye'de televizyonlarda Umut Yıldızı Derneği çıkıyor haberlerde. Almanya'da 3-4 günden beri buradayım. Bir sürü Umut Yıldızı'nın ismini duydum. Bunlar iyi işaretler. Ama hiçbir zaman biz işi hallettik, tamam artık büyük bir derneğiz diye düşünmeyin. Hizmette büyük olalım. Yani bizim büyüklüğümüz, başarı ölçütümüz şu olsun. Ne kadar çok çocuğumuzu sahiplenebildik. Ne kadar çok koruyucu aile sayısını artırabildik. Bütün bunlar sizin çıktılarınız, yani karneniz olacak. Bizim de karnemiz size verdiğimiz maddi manevi destekler olacak. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Toplantı sonrası Kemal Yurtnaç ve Kamil Altay kameralarımıza duygularını aktardı. Kemal Yurtnaç beyefendi binlerce kilometreyi aştı ve Almanya'ya geldi. Çeşitli görüşmeleri vardı ve bu ziyareti sırasında Umut Yıldızı Derneği'ne uğradı ve buradaki mağdur ailelerle beraber bir görüşme gerçekleştirdi. Efendim öncelikle ne hissediyorsunuz? Geldiniz burada mağdur ailelerle birlikte bir görüşme yaptınız. Duygularınızı almak istiyorum. Öncelikle böyle sayısı az ama gücü fazla bir ekibin içerisine gelmekten, onları ziyaret etmekten hem gurur duydum hem mutlu oldum. Zira insanımız ortak dertleri konusunda böyle beraber hareket ediyorlar. Bunlar buradaki sorunun çözülme kapısının aralanması demektir. Bu birliktelik. Dolayısıyla buradaki insanımızı tebrik ediyorum. Evet, gerçekten teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kamil Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Kemal Bey yanınızda burada mağdur ailelerle birlikteyiz. Sizin de sözlerinizi duymak isteriz. Ben Kemal Bey'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biz bu yola beraber çıktık. Yani en baştan beri şimdiye kadar verdiği destekler, manevi destekler tabii ki gözden kaçmaz. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çocuklarına karşı duyarlılığını göstermiştir. Umut Yıldızı yapmış olduğunu, başlatmış olduğu şu anda Büyükelçilik'ten yürüttüğümüz koruyucu aile ve vasi projesi gençlik dairesiyle sıkıntılarımızı bir nevi çözüme ulaştırabilecek projelerdir. Biz şu izlenime vardık ki senelerdir analarımız babalarımız çok gereksiz yere evlatlarından kopmuşlar, kaybolmuşlar, kaybetmişler. İnşallah bundan sonra kuracağımız profesyonel bir sistemle bu projeleri uygulayarak tek bir tane çocuğumuzu kaybetmeyeceğiz. Bu vatandaşlarımıza bu müjdeyi rahatlıkla verebiliriz. Siyasi veya diğer tüm ayrımcılıklardan uzak bir şekilde bu çalışmalara bundan sonra daha büyük bir gayret ve şevkle Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle yön vereceğimizi belirtmek isterim tabii ki. Kemal Bey, son olarak ne söylemek istersiniz? Ben size de teşekkür ediyorum. Niye? Buradaki yapılan çalışmaların kamuoyuna mal edilmesi, yansıtılması, bilgilendirilmesi de olayın daha tez zamanda çözülmesi açısından önemlidir. Ayrıca yine de buradaki gelmiş bu akşam bizi dinlemeye gelmiş kişileri de tebrik ediyorum. İnşallah sorunları tez zamanda çözülür. Birlikte oldukları müddetçe, inandıkları müddetçe bunu başaracaklarına da ben eminim.